Değerli katılımcılar, afet farkındalık eğitimi hizmetçi eğitim seminerimize hoş geldiniz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere personel daire başkanımız Hızır İlyas Erdem'i kürsüye davet ediyorum. Sayın dekanım, kıymetli üniversitemizin çalışanları, hepiniz hoş geldiniz. Bu hizmetçi eğitim seminerlerimiz son sıra tamgalı devam ediyor. Size son 2-3 senedir biraz fazla yorduk bu hizmetçi eğitimlerden dolayı. Ama bu hizmetçi eğitimlerden bunları önemseyerek katılım sağlayan personelimizin mutlaka istifade ettiğini düşünüyoruz. Ve bu hizmetçi eğitimlerimizden 2023 yılında her ay 2 adet olmak üzere 24 tane hizmetçi eğitimini vermiş olduk. Birimlerden aldığımız talepler üzere yaptığımız planlama dahilinde. Bu yıl ise 2024 yılında ayrıca her ay bir adet olmak üzere 12 tane hizmetçi eğitim konusunu belirledik. Yine birimlerimizden sizlerden gelen talepler üzerine artı zorunlu olarak Cumhurbaşkanlığımız tarafından 4 adet hizmetçi eğitim tasarruf kapsamında 4 adet hizmetçi eğitimle beraber toplamda bu yıl 16 hizmetçi eğitimini vermiş olacağız. Bu 15. şu anda afet farkındalık eğitimi seminerimiz bugün gerçekleşmiş olacak. 16.sı, sonuncusu ise Aralık ayında vermiş olacağız ve bu yılı hayırlısıyla tamamlamış olacağız. Kıymetli arkadaşlarımız, kıymetli çalışanlarımız, bu hizmetçi eğitimlerimizin ve şu andaki verilecek olan kıymetli hocamız İbrahim Halil Çelik hocamız tarafından sunumu yapılacak olan afet farkındalık eğitiminin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz, faydalı olmasını temenni ediyoruz. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Açılış konuşmalarından dolayı personel daire başkanımız Hızır İlyas Erdem'e teşekkür ederiz. Afet farkındalık eğitimi hizmetçi eğitim sunumunu yapmak üzere Artvin ve Sekiz Okulu öğretim üyelerinden doktor öğretim üyesi İbrahim Ali Çelik'i kürsüye davet ediyorum. Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Adım İbrahim Halil Çelik, Artvin ve Sekiz Okulu'nda Sivil Savunma ve Faizlik Programı'nda öğretim üyesiyim. Uzmanlık alanım afet yönetimi. Tabii konu afet olunca ve bu kadar da ilgiyi görünce de mutlu oldum açıkçası arkadaşlar, hepimiz adına. Tabii afet ülkesiyiz. Yıllardan beri süregelen birçok farklı afet yaşıyoruz. Zaman zaman bunlar acil durum olarak da karşımıza çıkıyor ama nihayetinde bazen sonuçlar aynı ama yerleri ve zamanı ve türü farklı olan birçok afet karşımıza çıkıyor. Sunuma Atatürk'ün güzel bir sözüyle başlamak istiyorum. Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra düşünmenin bir anlamı yoktur. Açıkçası özellikle son dönemlerde çok daha önemi artan bu afetlerle ilgili genel itibariyle günümüze bir ışık tutan bir söz olmaktan. Çünkü yıllardan beri
sürekli biz afetleri yaşadıktan sonra nasıl müdahale edeceğiz? Bir an önce organize olalım, ekipler organize olsun, planlamalar yapalım, afete en kısa sürede müdahalede bulunalım, afetten sonra afet konutları inşa edelim, yardım malzemeleri afet bölgesine gönderelim gibi birçok hizmet sunuluyor arkadaşlar. Ama gerçekten de özellikle son dönemlerde artık afet yönetimi çerçevesinde risk odaklı yaklaşım, yani afetler meydana gelmeden önce ya da doğa ya da insan kaynaklı birçok olay afete yol açmadan önce neler yapılması gerekiyor? Bunlar bu yaklaşım ön plana çıkıyor. Afetler kaderimiz mi? Tabii kader konusu bambaşka bir konu. Ama birçok dinde de kader konusu var. İnanan insanlar içinde hepimizde kader inancı var tabii ki. Genel itibariyle maalesef kader konusunu birçok afette dile getiriyoruz. Birçok acil durumda, başımıza herhangi bir olay geldiğinde dile getiriyoruz. Afetler kaderimiz mi? Kaderimiz diyen var mı? Yok değil mi? Yani şöyle bir örnek verecek olursak, trafikte, mesela trafik üzerinden acil durumlar bağlamında örnekler verelim. Şu anda kış dönemine geldik. Hala muhtemelen trafikte kış lastiklerini takmayan araçlar var. Hala araçta ilk yardım setini ancak araç muayene istasyonuna giderken arkadaşından, çevresinden ödünç alan insanlar var. Hala emniyet kemerini takmayan ya da çevirme gördüğü zaman emniyet kemerini takan, çevirmeye geçtikten sonra böyle çıkaran ya da bir aparat alıp da ötmemesi için takan birçok insan var. Sadece trafikten bu kadar örnek verebiliyoruz aslında. Yani diğer hem deprem özelinde hem sel özelinde ya da heyelan özelinde düşünecek olursak mesela yakın dönemde bir imar affı söz konusu oldu. İmar affı gündeme gelir gelmez belki de 50 yıllık yapılar, 4 katlı apartmanlar bir anda 5. katı, 6. katı, 7. katı, 8. katı çıktılar. Sırf alttan yararlanabilmek için bir şekilde bu kapsama sokabilmek için. Bu da tabii bize gösteriyor ki yani biz de aslında can güvenliği kültürümüz, afet güvenliği kültürümüz maalesef yeterli düzeyde değil. Bu bağlamda sadece topu kadere atmak, suçu kadere bağlamak kesinlikle doğru bir yaklaşım değil. Bu açıdan tabii yapılması gerekenlerin bir tanesi de kendimizi geliştirmek, eğitimlere katılmak ve yapılması gerekenleri afet ve acil durumlar bağlamında yapmaya çalışmaktır. Afetin tanımına bakacak olursak toplumun tamamı ya da belli kesimi için fiziksel, sosyal, ekonomik kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini kesintiye uğratan, meydana geldiği toplumun başa çıkabilme kapasitesini aşan doğa, teknolojik ya da insan kaynaklı olaylardır, afetler. Tabii burada yaşadığımız her deprem ya da meydana gelen her sel olayı afet mi? Afet olarak mı adlandırmalıyız? Bu da tabii önemli yaklaşım kavramlardan tanesi, durumlardan tanesi. 5 büyüklüğünde bir deprem oluyor. Depremde herhangi bir hasar meydana gelmiyor ama biz işte afet yaşadık diyoruz. Kavramsal olarak baktığımızda. Yani afetin dile getirebilmek için afeti özellikle sonuçları itibariyle bakmak gerekiyor. Sonuçları. Ama ülkemizdeki bir tarafında hala böyle tam olarak hangisi afet, hangisi değil, bunun da tam olarak ancak belki afetin tanımından yola çıkarak anlayabiliyoruz. Uluslararası literatürde mesela EMDAT veri tabanı var. O 1900'lü yıllardan süre gelen afet verilerini kendi bünyesinde topluyor ve uluslararası bağlamda da afet kriterleri oluşturmuş. Tabi EMDAT'a göre en az bir olayda 10 ya da daha fazla kişinin hayatını kaybetmesi, 100 ya da daha fazla kişinin yaralanması, acil durum ilan edilmesi ve uluslararası yardıma ihtiyaç duyulması kriterlerini getirmiş. Bunlardan herhangi bir tanesi meydana geliyorsa EMDAT'a göre bu afettir diyoruz. Ülkemizde de dediğimiz gibi hani özellikle toplumun geneline ilgilendirilmesi, gündelik hayatı kesintiye uğratması şeklinde afetlere bakabiliriz. Türkiye'de görülen çeşitli afetler var. Aslında birçok farklı afet türü ülkemizde de yaşanıyor. Bunların tabii en başında deprem meydana geliyor.
ülkemizin büyük bir kısmı maalesef deprem tehlikesi ve riski altında. Belki de Artvin özelinde baktığımızda hani deprem anlamında diğer bölgelere kıyasla riskin çok daha düşük olduğu söylense de artık hepimiz mobiliz. Bugün buradayız, yarın belki tayin olarak farklı yerlere gideceğiz ya da tatil amaçlı farklı bir yere gideceğiz. Gittiğimiz yerde deprem olabilir, depreme maruz kalabiliriz. Bu çerçevede de özellikle depremle ilgili de kültürün edinilmesi önem arz etmekte. Tabii sel olayı çok fazla karşımıza çıkıyor hem bölgemizde hem de ülkede çok farklı şekillerde. Heyelan kaya düşmesi yine özellikle Artvin, Rize, Doğu Karadeniz bağlamında biraz daha sık karşımıza çıkmakta. Her gün belki de bu riskle, bu kaygıyla yaşamak ya da gündelik hayatımızı idame ettirmek zorunda kalıyoruz. Orman yangınları yine her ne kadar çok fazla ormanlık alanımız olsa da Karadeniz bölgesinde çok büyük bir risk olmuyor ama maalesef özellikle Ege, Akdeniz gibi son dönemlerde afetlere yol açan birçok orman yangınlarına şahitlik ettik. İş kazaları tabii bu da insan kaynaklı afet bağlamında düşünülmeli iş kazalarını. Özellikle 2015'te Soma'da yaşadığımız Soma maden kazasında 102 hayatını kaybetmiştim. Yakın dönemde Amasra'da maden kazası meydana gelmişti. Yine Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazaları söz konusuydu. Bunlar da tabii baktığımızda sonuçları itibariyle afete yol açmış oluyor. Pilotajdan kaynaklanan kara, deniz, hava, demir ulaşım kazalarına da aynı şekilde zaman zaman acil durum boyutunda, zaman zaman da afet seyirlik boyutunda ele alabiliyoruz. Özellikle karayolunda zaman geçtiğimiz tarihlerde LPG tırlar tankerlerinin patlaması neticesinde çok sayıda ölümlerin olduğu kazalar, otobüs kazaları meydana geldi. Aynı zamanda deniz ulaşımında özellikle Suriye'deki göçe bağlı olarak Avrupa'ya gitmek isteyen birçok mülteci kendi deniz sularımızda da özellikle maalesef birçok deniz ulaşım kazasına sebebiyet verdi ve hayatını kaybeden birçok kişi oldu deniz ulaşım kazalarında. Demir yolu anlamında baktığımızda çok yakın zamanda Çorlu'daki tren faciası maalesef yine afet seyirlik boyutuna ulaşmıştı. Hava ile ilgili de yine yakın tarihlerimizde Isparta ve Diyarbakır'daki uçak kazalarını örnek verebiliriz. Bunlar tabii belli başlı görülen ülkemizdeki afetler ya da sıklığı çok daha fazla olan afetler olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan tabii kaynağı doğal olan, yani deprem gibi, işte yağışlardan kaynaklı, meteorolojik olaylardan kaynaklı olarak işte sel gibi, heyelan gibi, kaya düşmesi gibi olaylar genel itibariyle doğal kaynaklı afet olarak değerlendiriliyor. Tabii orman yangınları hem doğal hem insan kaynaklı olabiliyor. Ağırlıklı olarak tabii insan unsuru ön plana çıkıyor. Yine iş kazaları ve diğer demir yolu ulaşım kazaları da insan kaynaklı afet olarak karşımıza çıkıyor. Afetlerin ortak özelliklerine baktığımızda tabii genel itibariyle insanları toplamı bir şekilde etkiliyor, canlıları etkiliyor. Afetlerin sonucunda zarar verebilirlik söz konusudur. Yani herhangi bir zarar vermeyen bu altı büyüklüğünde bir deprem olsa bile bizim için afet sayılmıyor. Çünkü herhangi bir zarar yok. Toplum bir şekilde o an için kısa sürede etkilenebiliyor. Belki evlerine girmiyor korkudan insanlar ama daha sonra hayat kaldığı yerden devam edebiliyor. Toplumun onunla başa çıkabilme kapasitesini açıyor. Genel itibariyle baktığımızda birçok afette, yaşadığımız birçok afette meydana geldiği toplum o afette başa çıkamıyor. Mesela 2015'te burada seli yaşadık, Kopa selinde. Ulusal anlamda bir seferberlik ve yardıma ihtiyaç duyuldu. Bazı afetlerde sadece yakın illerin, çevre illerin desteği söz konusu, bazılarında ulusal, en son 6 Şubat depremlerinde yaşadığımız Van depreminde olduğu gibi de uluslararası yardıma ihtiyaç duyuluyor. Arama kurtarma hizmetleri afetlerde genel itibariyle herkese aynı anda ulaşmıyor. Bu da tabii en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Her ne kadar yeterli sayıda olmasa da itfaiye, afet personellerimiz, resmi profesyonel çalışanlar bulunmakta. Ancak olayların büyüklüğüne göre de bazen aynı anda herkese yetişemeyi biliyor bu ekipler. Zaten 6 Şubat'taki yaşadığımız deprem felaketlerinde maalesef orada birçoğu basına da düştü zaten. Bazı iller çok daha erken bu arama kurtarma hizmetlerine erişebilirken bazı yerlerde maalesef çok daha geç müdahaleler yapıldı. Psikolojik sorunlara yol açıyor.
Zaten aslında yaşadığımız herhangi bir acil durumda bile bir trafik kazası yaşayan varsa belki uzun bir süre araç kullanamıyor. İşte denizde boğulma tehlikesi geçiren birisi varsa suya girmeye korkuyor. Ölüm kalım mücadelesinin verildiği afetlerde de mutlaka bunların da travmatik etkileri çok uzun sürebiliyor. Kısa vadede işte uykusuzluk, gerginlik, anksiyete gibi birçok belirti, işte akut sendrom bozukluğu olarak geçiyor. Bunların uzun vadeli, yıllara dayanan belirtilerin gösterilmesi de travma sonrası stres bozukluğu olarak geçiyor. Bu açıdan baktığımızda özellikle afet psikolojisi başlı başına tabii bir konu ve özellikle afete maruz kalan kişilere de psikososyal desteğin verilmesi, yakınlardan, aileden, arkadaş gruplarından yeterli desteği bu kişilerin görebilmesi çok çok önem arz ediyor. Afetin büyüklüğüne tabii çeşitli faktörler etki ediyor. Bunlardan bir tanesi olayın büyüklüğü, fiziksel büyüklüğü. Bunu deprem özelinde baktığımızda 6 büyüklüğündeki bir depremle 7.6 büyüklüğündeki deprem arasında çok büyük farklar oluyor. Afetliliğin oluşması bağlamında. Yine yerleşim alanlarına uzaklık, yani meydana geldiği olayın yeri ne kadar uzaksa yerleşim alanlarına tabii o kadar da etkisi azalabiliyor. Yakınsa etkisi daha çok artabiliyor. Bu bağlamda özellikle 6 Şubat depremlerinde her ne kadar Pazarcık merkezli ilk deprem meydana gelse de baktığımızda bu maddenin biraz aksi de söz konusu oldu. Çok daha uzak yerleşim alanları da depremden etkilenmiş oldu ve çok daha yakın yerlere nazaran daha büyük hasarlar, işte Hatay gibi, Adıyaman gibi, Malatya gibi iller çok daha uzak olmasına rağmen büyük hasarlar maalesef aldı. Fakirlik ve az gelişmişlik tabii özellikle maalesef birçok afette daha az gelişmiş toplumlar, kesimler, toplumun az gelişmiş kesimleri daha fazla kırılgan olabiliyor ve aynı zamanda tabii afetlerden de daha fazla etkilenebiliyorlar. İşte İstanbul'da deprem bekleniyor diyoruz, bilinen bir şey ama şu anda İstanbul'da da yeni deprem olacağını bile bile belki de gece kondu tarzı yapılarda, belki de yıkılacağını bile bile insanlar o tür yapılarda yaşamak zorunda kalıyorlar. Onlar da ister daha güvenli bir yerlerde yaşamayı ya da apartmandan çıkıp da daha müstakil yerlerde yaşamayı ama gerçekten de bu fakirlik ve az gelişmiş durumu da yine toplumlar için önemli bir faktör oluyor afetin büyüklüğü konusunda. Özellikle 1960'lı yıllar ve sonrasında tabii yoğun bir göç söz konusu oldu. Kırsal alanlardan şehirlere doğru. Bu da tabii nüfusun bir şekilde hızlı artmasına, çarpık yapılaşmaya, yine çarpık sanayileşmeye de sebebiyet verdi. Altyapının artık bir yerden sonra yetersiz hale gelmesine sebebiyet verdi. Bunlar da tabii baktığımızda yaşadığımız afetlerde yine etki eden unsurlardan bazıları. Bilgisizlik, eğitimsizlik, güvenlik kültürünün olmaması, yani az önce örneğini verdik işte arkadaşından gelip de ilk yardım çantasını ya da araç muayenesi için sadece geçici olarak temin eden, onun dışında herhangi bir şekilde aracında bunu kullanmayan, herhangi bir şekilde acil durumlarla ilgili bir düşüncesi, fikri olmayan, risk algısı olmayan, buradan Kopa'ya gidene kadar virajlı yollarda, virajın tam böyle ucunda, karşıdan ne geleceğini bilmeden 2-3 aracı sollayıp geçen kişileri de tabii bir şekilde afetler konusunda hani eğitim almasını, afetler konusunda bilinçlenmesini, doğru hareket tarzı sergilemesini beklemek tabii çok olanaklı değil. Bu açıdan baktığımızda da özellikle toplumda güvenlik kültürü diyoruz. Yani aslında iş sağlığı güvenliği kültüründen de yola çıkacak olursak burada bir nevi afet ve acil durum güvenlik kültürüne ihtiyaç olduğu bir gerçeğimiz söz konusu. Yani maalesef az önce kaderimiz bu derken toplumun birçok kısmı maalesef bu afetlere, yaşanacak olaylara herhangi bir tedbir almadan, herhangi bir şekilde riski düşünmeden sadece kaderci bir yaklaşımla hareket edebiliyor. Bu da tabii afetler açısından afetin büyüklüğünü etki eden faktörler olarak yine karşımıza çıkıyor. Toplumların yine önceden aldığı önlemler, bunların eksikliği de yine afetin büyüklüğünü arttıran ya da azaltan unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Afetlerin etkilerine baktığımızda tabii doğrudan etkileri söz konusu, bir de dolaylı etkileri söz konusu. Can kaybı ve yaralanmaların olması, yapısal hasarların olması, tarımsal alanın zarar görmesi, ulaşımın yine
zarar görmesi, bunlar doğrudan etkileri açısından ele almak gerekiyor bunları. Çünkü afet olur olmaz bu tür hasarlar doğrudan karşımıza çıkıyor. Tabii dolaylı etkilerine baktığımızda da ekonominin bozulması, iç ve dış göç, afetten sonra birçok kişi farklı yerlere hem ülke içerisinde hem de ülke dışına çıkan binlerce kişi oldu afet bölgesinde, özellikle son yaşadığımız deprem üzerinde. Bu da tabii yine önemli sorunlardan bir tanesi afet bölgeleri için. İşsizlik artıyor, işsizlik büyük bir problem oluyor. Bu da yine afetlerin dolaylı etkilerinden. Tabii bunlara bağlı olarak da sosyal dengenin bozulması, afetlerden hemen sonra yine salgın hastalıkların baş göstermesi de yine dolaylı etkileri açısından değerlendirilebilir. Sürdürülebilir kalkınma, afet ilişkisi. Tabii burada biz daha çok hani bir halk özelinde alınacak önlemler ya da bu farkındalık çerçevesinde değerlendiriyoruz ama bir yerde de tabii kurumsal anlamda, organizasyon anlamında yapılması gerekenler de var. Onlara da çok fazla tabii değinmeyeceğim burada. Ülkeler açısından tabii sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. Bizim ülkemizde de var. İşte en son 12. kalkınma planı söz konusu yürürlükte şu anda. Genel itibariyle baktığımızda o 5'er yıl kalkınma planlarında afet riskleri artık çok daha ön plana çıkmakta. Özellikle gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkeler için afet risklerinin olması bu sürdürülebilir kalkınmadaki en önemli engellerden bir tanesi. Yani bu ülkeler, gelişmekte olan bizim gibi ülkeler her zaman için sürdürülebilir kalkınma açısından afet risklerini göz önünde bulundurmak, afetlere karşı daha dirençli bir ülke, daha dirençli bir toplum yaratmak zorundalar. Burada tabii grafikte baktığımızda afet meydana geliyor. Gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler şeklinde. Gayri safi hasıladaki artış, genel itibariyle baktığımızda gelişmiş ülkelerde çok fazla bir etki söz konusu olmazken özellikle gelişmekte olan ülkelerde sürekli bir düşüş söz konusu oluyor. Bizde de 2001 ekonomik krizinde, özellikle 2001 krizini de Marmara depremlerine bağlayan görüşler de söz konusuydu. Yine şu anda yaşadığımız bazı sıkıntılarla ilgili de özellikle 6 Şubat depremlerinden etkisi de olduğu tabii söylenmekte. Bu çerçevede baktığımızda genel itibariyle gelişmemiş ülkeler ya da gelişmekte olan ülkelerde afetlerden sonra tekrardan büyük ekonomik anlamda sorunlar yaşıyorlar ve toparlanmalardan zaman alıyor. Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde de önemli engellerden bir tanesi olduğunu görüyoruz. Afetlerde her kesim aynı derecede, düzeyde etkilenmiyor. Mutlaka toplumun belli kesimleri daha dirençli kalabilirken belli kesimleri de daha fazla afetlerden etkilenebiliyorlar. Özellikle afet deneyimi yaşamış olan kişiler, yani biz bunlara genel itibariyle kırılgan gruplar, hassas gruplar diyoruz. Bunlara bir şekilde biraz daha belki de afet sürecine pozitif ayrımcılık yapılmalı. Afet esnasında gruplar daha hem bunların tahliyesiyle ilgili korunması açısından daha hassas davranılmalı ve afetlerden sonra da yine bu gruplara çok daha özen gösterilmeli psikososyal destek bağlamında. Afet deneyimi olan kişiler afeti yakın zamanda yaşamışlardır. Bir travma yaşamışlardır ve travma belki de hayatları boyunca sürecektir. Bunlar tabi psikolojik bağlamda baktığımızda en hassas savunmasız gruplar arasında gösterilebilir. Bazen de yine afeti yakın zamanda yaşayıp da yine diğer farklı afetlerden etkilenen kişiler de olabiliyor. Mesela 6 Şubat depremlerinden sonra birkaç ay sonra Kahramanmaraş'ta hortum afeti meydana geldi. 40 kişi yaralandı. Normalde hani birçok kişi çadır kentte ya da konteynerlarda kaldıkları için hortumdan çok daha fazla etkilenmiş oldular. Şanlıurfa'da, Adıyaman'da sel afeti meydana geldi. Adıyaman'da bir hemşire ve çocuğu konteynerda yaşarken sele kapıldı, hayatını kaybetti. Yani baktığımızda özellikle geçici barınma yerlerinde yaşayan kişileriyle tabii diğer de afetlerden sonra savunmasızlıkları çok daha fazla artabiliyor. Engelliler, yaşlılar tabi bunlar hani fizik anlamda hareket kabiliyetleri biraz daha kısıtlı olabiliyor bunların. Çocuklar yeterli bilgiye ne yapacaklarını bilemeyebilirler afetler konusunda. Kadınlar, özellikle kadınlarla ilgili literatürdeki birçok çalışmada afet sonrasındaki psikolojik çalışmalarda anksiyete düzeyleri, kaygı düzeyleri, travma sonrası stres bozukluğu düzeylerinin genel itibariyle
erkeklere olan anlamlı bir şekilde yüksek olduğu ortaya çıkmış. Bu bağlamda yine kadınların daha fazla etkilendiklerini söyleyebiliriz. Hamileler yine fiziki şartlardan kaynaklı olarak etkilenebiliyorlar. Mülteciler burada söz konusu. Mültecilerle ilgili de yine hem yaşadıkları ortam, bulundukları bölge bağlamından, hem gittikleri ülkede afetlerle ilgili yeterli düzeyde dil bilmedikleri için, dil problemi yaşadıkları için, alınacak tedbirler, toplanma alanları gibi birçok faktörü yeterince uygulayamadıklarından dolayı da bir de tabii yaşadıkları bir travma var. Tabii birçoğu savaştan kaçan, en yakın ülkeye ya da ülkelere can güvenliği korkusuyla yerleşen kişiler olduğu için mültecilerin de tabii savunmasızlıkları söz konusu. Yoksul kimseler, az önce de tabii örneğini verdik. Burada yoksul kesimler daha fazla kırılgan olabiliyorlar. Belki bir afet sonrasında maddi açıdan iyi olan, imkan olan kişiler belli bir süre, mesela ben Adıyamanlıyım. Adıyaman'da hala şu anda şehir tamamen bir şantiyeye dönüşmüş durumda. Birçok arkadaşımız, akrabamız farklı illerde çocukların eğitimi için bulunuyor. Afet bölgesinde şu anda dönmüyorlar. Tabii imkanı olan gidebiliyor. İmkanı olamayan kişiler de mecburen işte orada konteyner kentlerde yaşamını idame ettirmek zorunda kalıyorlar. Çok daha zor şartlar altında bulunmak zorunda kalıyorlar. Bu da tabii yine kırılganlıklarını ve bu durumda hassasiyetlerini de arttırıyor. Afete hazırlık bağlamında tabii neler yapabiliriz? Bireysel olarak neler yapabiliriz? Mutlaka özellikle biz toplum olarak depremi engelleyemeyiz. Seli engelleyemeyiz. Yağışın olmasını, aşırı yağışları engelleyemeyiz. Ama bizim yapabileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesidir. Tedbirler almak, kurallara uymak, yöneticilerin, idarecilerin yeterli düzeyde önlemler alması, bunu halkın uygulaması, toplumun katılımı çok çok önemli. Yani mesela kentsel dönüşüm söz konusu. Haberlerde görüyoruz. Yıllarca yıkılmayı bekleyen büyük bir arazide bir müstakil bir yapı var, eski yapı var. Vatandaş direnç gösteriyor. Kentsel dönüşüm bir şekilde gecikiyor. Bunlara da baktığımızda tabii afet yönetimi çerçevesinde halkın desteği, halkın ikna olması çok çok önemli. Yani ne kadar afet yöneticileri tedbirler almaya çalışsa da, ceza yaptırımları olsa da bunlar halk tarafından yeterli düzeyde algılanmadığı ve yeterli düzeyde uygulanmadığı sürece de ya da işte az önce örneğini vermiştik, işte imar barışı döneminde birçok şey kaçak yapı çıktı. Çok eski yapıların üstünde farklı katlar çıktılar. Tabii bu nedir? Bunu yapan halk. Yani ya da işte birazdan görseller olacak. Dere kenarlarına yerleşim yapan yine halk oluyor. Burada kurallara uyması gereken, risk algısının yüksek olması gereken ve kendi can güvenliğini, ailesinin, yakınlarının can güvenliğini düşünmesi gereken kişilerin tabii çeşitli tedbirler almasında ve bu afete yol açabilecek olayların afetle sonuçlanmaması için, bu tür doğa olaylarının sadece doğa olayı çerçevesinde kalması için çaba sarf etmek gerekecek. Bunlardan mesela bir tanesi afet hazırlık bağlamında tehlike avı. Tehlike avı nedir? Çok basit. Hani kendi, özellikle biraz deprem bağlamında burada yola çıkıyoruz ama bir deprem esnasında düşebilecek, yapısal olmayan unsurlar var. Yani depremlerde bina yıkılmamışsa ya da yıkılan bina olsa bile en azından yaralanmaların %50'si bu yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanıyor depremlerde. %3'ü ölümlerin yine bu yapısal olmayan elemanlardan kaynaklı olarak yine meydana geliyor. Bu bağlamda ikametimizde bir deprem esnasında düşebilecek dolapların sabitlenmesi, risk unsuru olabilecek malzemelerin yine riskini düşürmek, riski azaltabilmek, belki de yine bir deprem esnasında baktığımızda evin en güvenli yeri neresi, nerede biz kendimizi daha çok korunaklı bir şekilde depremin geçmesini bekleyebiliriz ya da bu şekilde kendimizi savunabiliriz. Bunlar genel itibariyle ya da işte bir yangın bağlamında düşünecek olursak da yangınla ilgili risklerimiz neler olabilir? Yangın ne tür riskler var? Bunu aile bireylerle konuşmak, görüşmek ve bunları tespit etmek tabii önemli. Bunlar hani çok uzun uzadıya yapılacak şeyler de çok kısa süre içerisinde birçok kişi evinde uygulayabilir.
Yine aile afet planı yapmak gerekiyor. Tabii aile afet planımız var. Hastanelerde hastane afet planlarımız var. Okul afet planları oluyor. Birçok farklı planlar var. Tabii yönetimsel anlamda baktığımızda AFAD'ın uyguladığı şu anda Türkiye Afet Müdahale Planımız var. Afet risk azaltma planlarımız var. Ama tabii onlar onların işi diyelim. Biz yine bireysel olarak baktığımızda bir aile afet planı hazırlamak. Afet ve acil durum planı belki de. Yani birçok afet için ya da acil durum için neler yapılabilir? Sadece afet olarak düşünmeyeceğiz. Mesela evde yaralanmamız söz konusu oldu. Çocukla beraberiz. Ne yapılabilir? Çocuk ne yapacak? Çocuk nereye arayacak? Kimden yardım isteyecek? Mesela bunların bir şekilde konuşulması, aile bireylerine konuşmak ve acil durumlarda ne şekilde hareket edilmesi gerektiğini belirlemek gerekiyor. Deprem çantası ya da acil durum çantası bulundurmak önemli. Burada da tabii çanta içerisinde özellikle afetlerde ilk 72 saat diyoruz. Altın saatler önemli. Burada da hani ikamette, aracımızda, iş yerimizde deprem çantası bulundurmak önemli. İlla ki üzerinde afet yazmasına gerek yok. Herhangi bir çantaya da yine malzemeler koyup yine acil durum çantası haline getirebiliriz. İçine konserve yiyecekler, içecek su koyulabilir, ilaçlarımız koyulabilir, pille çalışan fener koyulabilir. Onun dışında ilk yardım malzemeleri koyulabilir. Birçok aklımıza gelebilecek ya da bizi belli bir süre hayatta kalmamızı sağlayacak olan eşya, afet ve acil durum çantasında bulunabilir. Toplanma alanlarını bilmek gerekiyor. Mesela üniversitemizde de var değil mi? Toplanma alanları. Mesela çıkışta hemen ön tarafımızda toplanma alanımız var. Afetten sonra aile bireyleri toplanma alanını bilmeli. Toplanma alanında toplanmalı. Tabii çok büyük bir kargaşa oluyor afet durumundan. Şehir dışından ya da şehir içinden bize desteğe gelecek kişiler varsa bunlarla iletişim kurabileceğimiz kişiler belirlenmeli. Evcil hayvan besleyenler için evcil hayvanlar da tabii bu konuda aile afet plan sürecine dahil edip onların da kurtarılması için ya da daha az zarar görmesi için çalışmalar yapılmalı. Acil durum numaraları yani şu anda 112 tek merkezden giriyor. Bunları özellikle ailenin tüm bireyleri, çocuklara da bir şekilde öğretmek gerekiyor. Afet ve acil durum bilgi kartları burada yine kendi bilgilerimiz olmalı diyoruz. Tahliye planı hazırlamak gerekiyor. Yangın olsun, deprem olsun, ne şekilde biz tahliye olacağız, nereden geçmeliyiz, ne şekilde geçmeliyiz ya da özellikle tahliye ile birlikte toplama alanına nasıl gitmeliyiz, bunlar belirlenmeli ve çeşitli tatbikatlar yapılmalı. Bunları konuşmak yine aile içerisinde zor değil, iş yeri bağlamında bunları düşünmek zor şeyler değil, mutlaka tabii gündeme getirmek, zaman zaman konuşmak ve her türlü afet ve acil durumda bu şekilde planlar yaparak hazırlanmak gerekiyor. Acil durum 112'yi ararken özellikle tabii hepimizin bildiği şey ancak çoğu trafik kazasında, yangında, birçok afet ve acil durumda maalesef 112 çok geç aranıyor. Özellikle yangın konusunda insanlar panik yapıyor. İlk etapta ilk kez söndürebilecekleri yangını panikle söndüremiyorlar. 112'yi aramaları gerekiyor, itfaiye haber vermeleri gerekiyor. Ama kimse o anda akıl edemiyor ya da herkes başka birinden bekliyor 112 aramalarını. Belki toplumda şöyle bir algı var, hani gördüğünüz bir trafik kazasında ya da bir yangında 112 aramaya çekinen, daha sonra beni çağırırlar, işte ifade vermek zorunda kalırım gibi kaygılarla hareket eden insanların da olduğunu biliyoruz maalesef. Bunlar da tabii bir şekilde toplumda bu kültürün oluşması gerekiyor. İlk yapılması gereken şeylerden tutarsa her türlü acil durumda ilk olarak 112'yi aramak, haberdar etmek. Tabii mağdur taraf vardır. İşte mağdur varsa mağdura müdahale eden ya da olaya müdahale eden kişiler vardır. Bir de üçüncü kişiler olabilir. Burada doğal olarak hani üçüncü kişilerin, dışarıdaki kişilerin 112'yi araması çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü olayı yaşayan, acil durumu yaşayan kişiler stresli olabilir, gergin olabilir. Yaralı olabilir. Herhangi bir acil durum özelinde konuşuyorum tabii. 112'yi aramayı bırakın. Orada kendi adresini bile tam olarak veremeyebilir. Ama burada en azından bölgede ya da çevreden üçüncü bir kişi varsa o kişiye doğrudan hani aramasını söylemek, o kişinin de panik yapmadan doğru bir şekilde adresini, kendini tanıtması, olayı bildirmesi 112'ye ve olaydan etkilenen kişilerin sayısını, durumlarından bahsetmesi önem arz ediyor.
Bu konuda tabii yine dediğimiz gibi çocukların da bu sürece dahil edilmesi ve bunlara da ne şekilde aranır 112, neler söylenir, adres nasıl belirtilir, bunları da çocuklara öğretmek gerekiyor. Bildiğim kadarıyla 112 3 defa herhalde kısa zamanda aramakta tabii edilmeden sonra sorun oluyormuş ve artık asıl istihbarlardan da bu konuda çocukları uyarmak gerekiyor. Risk transferi diyoruz yine. Bireysel olarak yapılması gereken şeylerden tanesi. Aslında risk transferi bir nevi can gidiyor, cana yapacak bir şey yok. Fiziki yaralanmalara yapacak bir şey yok ama ekonomik kayıplarımız söz konusuysa ekonomik kayıpları belli oranda yine temin etmek amacıyla ne yapıyoruz? Biz sigorta sistemine dahil oluyoruz. Özellikle deprem konusunda yine Artvin üzerinde bakacak olursak hani çok büyük bir riskimiz yok. DASK, burada da tabii herhangi bir ruhsatlı bir yapımız varsa mutlaka DASK kapsamına bir şekilde giriliyor. Su aboneliği için, elektrik aboneliği için insanlar yine sigorta kapsamına dahil oluyorlar. Doğal Afet Sigorta Kurumu, az üstünde zorunlu deprem sigortası diye ifade ediyoruz. Tabii tüm afetleri barındırmalı aslında. Şu anda DASK'ın en büyük eksikliklerinden bir tanesi bu. Sadece deprem özelinde, yani depremin verebileceği hasarlar, depremden kaynaklı yapısal hasarlar. Mesela DASK ev içerisindeki eşyalar zarar görmüşse depremden onları ödemiyor. DASK sadece binanın yapısal anlamında hasarı varsa bununla ilgili çeşitli ödemeleri söz konusu. Yine depreme bağlı olarak işte kaya düşmesi meydana gelebilir, heyelan meydana gelebilir, yangınlar çıkabilir. Bunların da ödemesini yapıyor DASK. Ama şu anda işte Artvin üzerinde baktığımızda herhangi bir sel olayından ya da herhangi bir heyelan kaya düşmesi olayından kaynaklı olarak biz DASK sistemine giremiyoruz. Bu tabii daha çok bireysel olarak yine farklı konut sigortası bağlamında sigorta sistemine dahil olmakta fayda var. Bu da tabii yine yapmamız gereken aslında hazırlık faaliyetlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Afet bağışları toplum olarak aslında yardımsever bir toplumuz. Belki de dünyada bu konuda en önde gelen toplumlardan biriyiz diyebiliriz. İnsanlara yardım etmeyi çok seviyoruz. Ekonomik anlamda, fiziki anlamda ne varsa yani seferber oluyoruz. Özellikle en son yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde de ben 3. gün Adıyaman'daydım ve sosyal medyadan görüyoruz, farklı illerden gelen insanlar oluyor, yakınlarımız enkaz altında hayatını kaybeden insanlar var ama gerçekten de özellikle o dışarıdan yardım amacıyla gelen kişilerin gördükçe, onların o birlikteliğini gördükçe belki de bizi en fazla duygulandıran kısımlar bunlar oldu. Deprem üzerinde konuşacak olursak. Yardımlardan bulunmak konusunda arkadaşlar özellikle neler etkiliyor? Bu afet bağışını, herkes bağışta bulunmuştur ya da birçoğumuz bulunmuşuzdur. Belki kıyafet gönderenler vardır, battaniye gönderenler vardır, işte maddi destek verenler, mesaj atıp da bu şekilde destek verenler vardır. Bir kere basın ve organların bu konuda ilgisi çok çok önemli. Yani sanatçıların ön plana çıkması bir şekilde afet bağışı yapmayı etkiliyor. İşte Acun Uzalı çıkıyor, konuşuyor. Cem Yılmaz geliyor, konuşuyor. Spor dünyasından birçok ünlü yıldız katılıyor programa. Kulüp başkanları, sanatçılar hepsinin bir arada olması ne oluyor? Dikkati daha fazla çekiyor. Onlar aracılığıyla belki de yapılacak bağış miktarı çok daha fazla artabiliyor. Olayın büyüklüğü önem arz ediyor. Yani bakıyoruz olay ne kadar büyükse bizim de bağış yapma niyetimiz, isteğimiz o derece artabiliyor. İlk hasar ve durum tespiti yine bu basın ve yayın organları ya da sosyal medya aracılığıyla eğer hasar çok büyükse, yıkım çok büyükse doğal olarak da bizim de yine afet bağışı yapma niyetimiz biraz daha artıyor diyebiliriz. Bağışlar için az önce dedim zaten hani nakit bağışlar ya da fizik birçok eşya yardımı şeklinde gidebiliyor. Bazen tabii gereğinden fazla bağışlar da söz konusu olabiliyor. Biz afet gönüllülük sisteminde gönüllü olan birçok kişi vardır içinizde, bildiklerimiz de var. Genel itibariyle herkes de afet gönüllülüğünü enkaz üstünde çalışmak, depremde direkt enkaza müdahale etmek, canlı kurtarmak, orman yangınlarında direkt birinci böyle riskin en yüksek olduğu alevlerin arasına damlamak, söndürmeye çalışmak şeklinde algılıyoruz. Ama
Gönüllülük tabii biraz daha belki de o konuları profesyonelleri bırakıp biraz daha geri planda kalabilmek. Belki gelen yardımlar konusunda yardımların dağıtılması, yardım tespiti bağlamında ihtiyaçların belirlenmesiyle ilgili de tabii gönüllülük sürecinin biraz daha böyle organize olmasında fayda var. Nakit bağışlar genel itibariyle tabii en çok fayda sağlıyor. Gelen tabii yardımların yanı sıra. İhtiyaç topluma kanıtlanmalı. Bu da tabii yine resmi kanallar aracılığıyla yapılmalı. Bağış yönetimi bağlamında. Organizasyon yoluyla bağışların alınması. Çünkü şöyle bir şey var. Birçok farklı STK, gönüllü gruplar, resmi kurumlar hepsi farklı kanallardan bağışlar topluyor. Bazen bu artık siyasileşmeye kadar gidiyor. Belli bir grup, belli bir kesime doğrudan bağışlarını yapıyor. Diğer grup kendi düşüncesinde olan kişilere ya da gruplara afet bağışlarını yapıyor. Ama burada ne olursa olsun bir organizasyon çerçevesinde bağışların toplanmasında fayda var. Taşımayı planlamak tabii biraz işin lojistik boyutu. Gelen birçok bağış oluyor, yardım oluyor ama özellikle burada işte tur şoförü getiriyor, şehrin girişine bırakıyor, gidiyor. Yani burada da yine belki ilde çalışan, organize eden profesyoneller, onlar enkazla mücadele ediyorsa gönüllüler bir şekilde bu süreci biraz daha doğru yönetmeli. Çünkü ne olursa olsun gelen yardımlar doğru yerlere gitmeli. Belli kesimler gereğinden fazla afet yardımı alıp belli kesimden çok daha fazla az yardım almamalı arkadaşlar. Bu bağlamda taşımayı planlamak, ihtiyaçları belirlemek gerekiyor. Paketler tabii malzemelerin paketlenmiş olması, yine numaraların, beden ölçülerin, kıyafetlerin bir etiketlenmiş olması da tabii bağış konusunda önemli unsurlardan tanesi. Deprem konusuna bakacak olursak tabii deprem de apayrı, çok daha geniş kapsamlı bir konu ama bir yerde deprem nasıl meydana geliyor? Levha hareketleri var. Dünyada 7 büyük farklı levha var. Bu levhalar birbirine doğru hareket ediyor, birbirinden uzaklaşıyor. Ülkemizde aslında Alp Himalaya Dağ Kıvrım kuşağında yer alıyor. Genç bir kuşak, birçok fay hattı söz konusu ülkemizde. Ve yukarıdan Avrasya, kuzeyden. Yine alttan Arap levhası, Afrika levhası bir şekilde ülkemizi sıkıştırıyor. Tabii şöyle, burada özellikle bu sıkışma neticesinde Doğu Anadolu'daki platolar, yüksek düzlükler vesaire, dağ kıvrımları hani milyonlarca yıl boyunca tabii bu hareketten kaynaklı olarak tabii meydana gelmiş. Ülkemizde baktığımızda Kuzey Anadolu fay hattı söz konusu, Doğu Anadolu fay hattı ve Batı Anadolu fay hattı söz konusu. Özellikle bu fay hatlarında kilometrelerce büyük kırık hatlar söz konusu oluyor. Çeşitli hareketler söz konusu. Yani belki de yılda 1 santim, yarım santim bu sıkışmayla birlikte hareketler söz konusu oluyor. Çünkü biz arada sıkışıyoruz. Büyük parçalar, büyük karasal parçalar birbirine bir şekilde tutunuyor. Bu tutunmalar neticesinde küçük küçük kırıklar oluşabiliyor. Yani eğer titreşimler, gerginlik ve sonucunda kırılmalar, kırılma eğer küçükse bu bize 1.2, 1.7, 2.8 gibi küçük depremleri gösteriyor ki biz bunları hissedemiyoruz. Ama bu zamanla bu gerilmeler artıyor. Bu gerginliklerle birlikte, titreşimlerle birlikte ne oluyor? Büyük kırılmalar da söz konusu olabiliyor. İşte en son yaşadığımız depremlerde olduğu gibi. Tabii bu da artık 6'nın üzerinde, 7'nin üzerinde depremleri meydana getiriyor. Yani biz de baktığımızda ülkemiz, haritada da şimdi göreceğiz. Burada yoğun kırmızı, koyu renkler deprem riskinin çok daha yüksek olduğu, deprem tehlikesinin yerler oluyor. Ülkemizde çok az bir kısım düşük derecede deprem riski altında. Bu da tabii hani maalesef kaderimiz diyebiliriz. Buna kader diyebiliriz çünkü yapacak bir şey yok. Elimizden gelen bir şey yok. Ama biz eğer daha düzgün bir yer seçimi, çeşitli önlemler, daha güvenli yapılarda oturursak buradaki herhangi bir sarsıntıdan, depremden de çok daha az etkilenmiş
olacağız. Tabi görseller var. Depremlerde yıkıma sebebiyet veren birçok faktör söz konusu. Bunları aslında üç başlıkla ele almak mümkün. Bunlardan bir tanesi yer seçimi. Zemin seçimi. Özellikle birçok depremde bunu görüyoruz. İşte TOKİ'lerden de görüyoruz. Daha çok böyle kayalık alanlarda yapılan. Tabii ki üçünü de TOKİ'de bulabiliyoruz ama çünkü TOKİ'ler çok güzel bir sınav verdi son depremlerde. Doğru yer seçimi, standartlara uygun malzeme kullanımı ve işçilik. Yani iyi bir işçilik, doğru bir işçilik, bağlantıların iyi yapılması. Bu üç ayağın layıkıyla yerine getirildiği herhangi bir yerde, yani kolay kolay o bina yıkılmaz. Herhangi bir depremi, her türlü depremi direnç gösterebilir. Bu üç ayaktan bir tanesi yoksa, işte birazdan göreceğiz yine. Belki bina çok sağlam oluyor ama iyi bir yer seçimi, zemin etüdü yapılmamış, bir anda bina yıkılabiliyor. Burada sonradan faktörler de söz konusu. Mesela bina çok sağlam yapılıyor. Her türlü o üç ayak standartlara uygun. Ama bu sefer bakıyorsunuz, bina sahibi galeri yapmak için kolon kesiyor. İş yerini büyütmek için kolonlar kesiyor. Tabii ne oluyor? Herhangi bir depreminde yine maalesef bina direnç gösteremiyor ve yıkılıyor. Burada mesela yumuşak kat söz konusu. Alt katlarda genel itibariyle özellikle bu iş yerlerinin olması, duvarlar her ne kadar çok fazla taşıyıcılık göstermese de zaman zaman direnci arttıran unsurlar oluyor ve binalarda yıkıntılar söz konusu oluyor. Yine taşıyıcı sistem düzensizliği var. Burada kolonlar, kirişlere baktığımızda boyutları çok böyle paralel gitmiyor. Bazıları çok ince olabilirken daha böyle yine kalın kirişler, kolonlar söz konusu oluyor. Burada daha ince, daha zayıf olan kolon ya da kiriş depremde yemik düşüyor ve oradan itibaren kırılma başlıyor. Ve binadan yine yıkılmaya başlıyor. Burada da gördüğümüz gibi yine özellikle üst kattaki kolon ve alt katlara baktığımızda mesela belki standartlara uyalım demiş olabilirler. Çok daha fazla masraf yapmışlar ama bir yerde de ne oluyor? Binanın statiği bozuluyor. Statiği bozunca da bina depreminde ayakta kalamıyor. Burada baktığımızda zemin sıvılaşması söz konusu. Yeterli zemin etüdü yapılmadığı için bina belki de kolonlu, kirişi, her şeyi çok sağlam olabilir ama zemin etüdü iyi yapılmadığından dolayı da bina yan yapmış durumda. Yine burada Marmara depremlerinden örnekler bunlardan. Yine binaların doğrudan böyle arkaya doğru ya da gömüldüğünde görüyoruz. Deprem öncesinde alınması gereken tedbirler. Tabii yine yönetimsel anlamda yapılması gerekenleri bir tarafa bırakacak olursak genel itibariyle ovalık zeminler, yani tarım alanları. Mesela benim kayınpeder Trabzon'un Adıyaman'a gelmişti. Şehrimiz dümdüz. Yani şehrin iki ucunda 1.60'lık iki kişi karşılıklı selamlaşabilir böyle. Dağ yamacındayız. Dağımız da var böyle sırada. Ama baktı dağda hiçbir yapı yok. Tüm yerleşme şehrin içinde, tarım alanları. Oralarda küçükken hep top oynardık ve hangi sahada maç yapalım derdik böyle. Her taraf tarlaydı böyle. O tarlaların hepsi bir anda apartmana dönüştü. Birazcık kazıyorsun su, biraz kazıyorsun. Nereye kazsan su çıkıyor yani. Tabii ne oldu? Bu apartmanlarla birlikte de, hızlı yapılaşmayla birlikte de maalesef depremde de birçoğu özellikle zeminden kaynaklı olarak da yıkıldı ve çok büyük hasar gördük. Yapıların tabii depreme karşı dayanıklı inşa edilmesi en önemli unsurlardan bir tanesi. Mevcut binaların dayanıklılığı arttırılmalı. Yani mevcut binaların kolon, kiriş, bağlantı yerleri özellikle çeşitli mühendislik yöntemleriyle tabii bunlar dirençli hale getirilebiliyor. Deprem sigortasının yapılması önemli. Dastan bahsetmiştik. Bu sadece tek seferde olmamalı. Bunu sürdürülebilir kılmak gerekiyor. Her yıl bir şekilde bu primi ödemek gerekiyor. Yapısal olmayan önlemler bağlamında yine duvarların sabitlenmesi, gaz kaçağı ve yangına karşı, mesela depremden sonra özellikle birçok yerde yangın oldu, birçok ceset maalesef yanarak yanmış halde de çıkarılan cesetler oldu. Bu bağlamda özellikle doğal gaza bağlı olarak da yine yangınlar, patlamalar söz konusu olabiliyor. Bunların otomatik hale getirilmesi gerekiyor.
çıkış yolları mutlaka oluşturulmalı. Özellikle toplu olarak yaşanan yerlerde yangına karşı, mesela geçtiğimiz yıllarda Erbil'de bir yangın olmuştu düğün salonunda. Binlerce kişi hayatını kaybetti düğün salonunda. Yani insanlar bakıyor, yangın oluyor. O volkan gibi işte çeşitli ateşleyiciler, alevli gösteriler bir anda tutuşmaya sebebiyet veriyor. Hızlı alevlenen malzemelerle birlikte. İlk anda insanlar bakıyor, sadece izleyerek işte birilerinin herhalde müdahale etmesini bekliyorlar ama yangın çok hızlı yayılıyor ve bir anda binlerce kişi, belki de izdihamla birlikte de hani kaçış yolunu, kaçış yerini bilmediklerinden dolayı hayatını kaybedebiliyorlar. Yine bu bağlamda da özellikle depremler üzerinde de hani acil çıkış kapılarının, yollarının oluşturulması, toplu olarak yaşanan yerlerde özellikle yangın çıkışları gibi böyle acil çıkışların dışa doğru açılması, herhangi bir şekilde kilitlenmemesi. Mesela geçtiğimiz yıllarda Adana'da öğrenci yurdunda, kız öğrenci yurdunda bir yangın çıkmıştı. 2016'da yanılıyorsam 15 kızımız hayatını kaybetmişti. Daha sonra yapılan incelemede acil çıkış, yangın kapısının kilitlendiği söylenmişti. Bu da tabii mutlaka bu konulara dikkat etmekte fayda var ve yine acil kaçış yollarında aydınlatılması, elektrik kesildiğinde de ki deprem olur olmaz zaten elektrikler kesilebiliyor ve bu yolların da aydınlatılması ve çıkışımızın kolay olması önemli. Planlar yapılmalı. Yine camlar, pencere kenarlarında hani mümkünse bulunmamakta fayda var. Çünkü yapılarda ilk kırılan yerler yine hasar camlardan kaynaklanıyor. Devrilmeyecek dolaplar vesaire bunlar yatak odasından asla biraz uzaklaştırılmalı ya da bunlar bir şekilde sabitlenmeli diyoruz. Yine asansör kullanılmamalı kesinlikle. Bu tür uyarılar bulunmalı. Yangına karşı yangın tüpü her ikamette bulunmalı. Zaten apartmanların birçoğunda var ama ikametlerde de bulunmalı. Deprem anında hiç kolay değil tabii. Panik yapmayın diyoruz. Hiç kolay değil. Panik yapmamak elde değil. Ama yine de tabii sakin kalmak, önceden planlama yapıldıysa, önceden toplanma yerimiz belirlenmişse ona göre hareket etmek gerekiyor. Dolgun hacimli cisimler, yani İzmir depreminde küçük bir çocuk vardı, aydan bebek yanılıyorsam ama mutfakta bulaşık makinesinin yanında bulundu. 6. ya da 7. gün. Ne oldu? Mesela bina yıkılsa bile tamamıyla kum yoluna dönmüyor. Mutlaka binada yaşam üçgenleri oluşabiliyor ve özellikle hani işte masa bir anda herhangi bir cisimle birlikte tamamen yerle bir olabilir ama işte belki çamaşır makinesi gibi böyle bulaşık makinesi gibi böyle cisimlerin yanında bulunmak, orada yine çöp kapan tutun hareketini yapmak ya da işte yatak odasında baza var, bazanın yanında bir şekilde cenin pozisyonunu almak bir nevi hani yıkılan binalarda da hayatta kalma şansımızı arttırmış olan bir tanesi oluyor ve bunlar hani yaşadığımız depremde de örneklerini gördük. Birçoğunda tabii sosyal medyada da karşımıza çıkmıştır. Merdivenleri kullanmamak gerekiyor. Özellikle insanlar tabii aniden hemen deprem olur olmaz merdivene koşabiliyorlar. Tabii burada eğer fırsatımız varsa, kendimize güveniyorsak, giriş katta yaşıyorsun, çok kısa sürede kendini dışarı atabilirsen, tabii ki herhangi bir depremde sarsıntı başlar başlamaz, belki de onu göze alabiliyorsan kaçmakta fayda olabilir. Ama birçok kişi apartmanda yaşıyor, 2., 3., 4. katlarda, 8., 10. katlarda. Oradan direkt kendi merdivene direkt yönelmek hızlı bir şekilde her zaman maalesef faydalı olmuyor ve depremlerde yıkılan enkazlardan birçok kişi maalesef merdivenlerde toplanıyor, bulunuyor ve kapı eşiklerinde özellikle kapının çıkmaya kalkarken basıncın etkisiyle çelik kapılarda sıkıntılar yaşanıyor ve birçok kişi belki de kapı eşiğinde bulunuyor. Kolon, kiriş altları bunlar hani işte kişi ne yapıyor? Geliyor kolonun yanında orada çömeliyor. Bir şekilde kolonun kendisini koruyacağını düşünüyor ama kolon ve giriş hatları da, kapı eşikleri de yine depremlerde kesinlikle hani oralarda bulunmamamız gereken yerler. Bunları daha öncesinden dediğimiz gibi ev içerisinde, iş yeri içerisinde kendimize bir yer belirleyip uygun yerde bir şekilde toplanma, ev içerisinde toplanıp depremin geçmesini, sarsının geçmesini beklememiz gerekecek.
Telefonlar kullanılmamalı. Her ne kadar şu anda operatörler en az neredeyse 700-800 TL para alsalar da maalesef yıllardan beri çözülemedi. Bu deprem anında operatörler, şebekeler maalesef çöküyor. Bir tane şebeke vardı, işte drone uçuruyorlardı, reklamını yapıyorlardı ve depremde bir nevi yani iletişimi sağlayacağız dronelarla diye. Bunu da göremedik. Herhangi bir drone göremedik. Gören olmadı bildiğim kadarıyla. Yapılan yani bu kadar maddi gücü olan kesimlerinde özellikle yaşadığımız afetlerde hala sadece İstanbul'da birkaç yıl önce 5 büyük bir deprem oldu. Artvin'de bile şebekeler gitti yani. Sadece 5 büyük bir depremde. Maalesef iletişim afet döneminde çok çok önemli. Burada da tabii herhangi bir şekilde afeti yaşayan bir yakınımız olabilir. Sürekli aramak doğru değil. Arayıp da depremi ya da yaşadığı afeti tekrar tekrar o kişilere anlattırmak doğru değil. Yani afetin ilk saatlerinde, ilk günlerinde belki de sadece kısa mesaj yoluyla kişinin iyi olduğuna haberdar olmak, çeşitli uygulamalar var işte Facebook'ta gibi, güvendeyim gibi, mesela herhangi bir patlama oluyor. Ankara'da, İstanbul'da vatandaş yazıyor işte güvendeyim, tamam. Ben onu görüyorsam artık aramamam gerekiyor. Niye? Çünkü ben arasam, sen arasın, hep sağlayacak ve bir nevi kaosa dönüşecek. Bir nevi bu kişilere ulaşmak amacıyla tamamen telefon trafiğini kilitlemiş ve de şebekelerde sıkıntılar yaşanacak. Bu bağlamda hani kısa mesaj yoluyla iletişime geçmek ya da bu tür uygulamaları kullanmak çok daha mantıklı olacaktır. Kibrit çakmak yine gaz sızıntısına karşı yakılmamalı. Ocak, fırın gibi yer mutfaktaysa deprem olur olmaz hemen bunları kapatmakta fayda var. Ya da sarsıntı geçtikten sonra yine fırını, ocağı vesaire elektrikli cihazları ya da şalterleri indirmekte fayda var. Deprem anında açık alandaysak yine enerji hatları, direkler, ağaçlar, bina hatları mesela maalesef insanlar hani bazen şok içerisinde oluyorlar. 6 Şubat depremlerinde kar vardı, tipi vardı, bayağı bir yağmur yağıyordu bazı şehirlerde. Depremden sonra dışarı atıp kendini ve binaların altında yağmurdan kaçmaya çalışan kişiler oldu. Yani ne kadar üzücü. Tabii ki orada yağmur da etkiliyor ama bir yerde insanlar artık belki de depremin etkisiyle çok halinde. Onu bile düşünemediler. Yani bina yıkılabilir mi acaba? Birçok bina yıkıldı, bakıda da yıkılabilir diye düşünmediler belki de. Bu açıdan binalardan işte uzak durmak, bazen yine dışarı kendimizi atarken binalardan düşebilecek, çatılardan düşebilecek parçalar, sıva parçalar olabiliyor. Bunlara karşı da dikkatli olmak. Yine kaya düşmesi gibi, heyelan gibi birçok olay da gerçekleşiyor depremlere bağlı olarak. Bu bağlamda da bu tür yerlerde yaşayan kişilerin de hani bu tür durumlara karşı dikkatli olmasında fayda var. Deniz kıyısından uzaklaşmak gerekiyor. Deniz kıyısında olan yerlerden. İzmir depreminde mesela bizde tsunami olur mu? Oluyor mu? Tsunami mi? Olmaz. Olmaz diye biliyoruz. Genel itibariyle hani Japonya'daki gibi, Asya Pasifik ülkelerindeki gibi tsunami söz konusu değil. Ama bizde de oluyor yine. Olmuyor değil. Oradakiler çok büyük hasarlar veriyor. Çok çok büyük hasarlar verdi. Deprem hasar vermedi, tsunami şehirlere, bölgelere çok büyük hasarlar verdi. Ama bizde de yine Marmara depreminde de oldu. Muğla'da sıra 6.4 müydü? Büyük bir deprem olmuştu. Herhangi bir hasar olmamıştı şehirde. Hatta belediye başkanı çıkıp demişti yani şehri çok iyi dizayn ettik. Başarıyla çıktık dedi yani. Böyle bir açıklaması vardı 2016'da yanılmıyorsam. Bu da tabii çok güzel bir şey. Sevindirici bir durum. İzmir depreminde 2020 yılında depremde tsunamiye bağlı bir kişi hayatını kaybetti maalesef. Yaşlı bir teyzemiz. Az önce bahsetmiştik. Savunmasız gruplar, yaşlılar, engelliler. Tekerlekli sandalyeye bağlı bir teyze maalesef kıyı kesiminde su altında kalmasıyla orada tsunamiye bağlı hayatını kaybetti. Türkiye'de de tsunami kaynaklı ilk ölüm o şekilde kayıtlara geçmiş oldu. O açıdan hani deniz kıyısından uzaklaşmakta da fayda var diyoruz. Deprem sonrasında tabii çok fazla bilgi kirliliği oluyor. Yine deprem olacak, işte çıkın, evlerde durmayın vesaire her kesimden bir ses çıkabiliyor. Bu bağlamda yetkililerin, otoritelerin uyarılarını dinlemekte fayda var. Trafik çok büyük bir sorun oluyor. Birçok kişi afet bölgesine gitmek istiyor. Afet bölgesindekiler farklı yerlere geçmek istiyorlar. İnanılmaz bir kaos oluyor. Tabii bu da bizim yani doğrudan belki de düzeltebileceğimiz bir durum olmayabilir ama daha çok kolluk kuvvetlerinin görevidir diyebiliriz trafiği düzenlemek.
Ama yine de herkesin aynı anda kısa süre içerisinde afet bölgesine gitme isteği maalesef acil durum ekiplerinde saatler sonra belki de günler sonra afet bölgesine ekipmanlarıyla birlikte gitmesini engelleyebiliyor. Bu bağlamda bu da tabii önemli. Artçıl sarsıntılar her zaman olabilir. Özellikle hasar almış, hasarlı olan yapılara kesinlikle girilmemeli. Hatay'da depremden 20 gün sonra 6.4 büyüklüğünde bir deprem oldu Hatay'da. Ve 3 kişi hayatını kaybetti. Düşünsenize yani kişi, o hayatını kaybeden kişiler 6 Şubat'ta hayatta kalmıyor. Belki de 10 binlerce kişinin hayatını kaybettiği yerde onlar hayatta kaldı. Yakınları sevindi. Bak işte kurtuldun falan dedi. Ama ne oldu? Eşyalarını almak için ağır hasarlı binalara girdiler. Eşyalarını almak için. Ve o esnada tabii yine depreme yakalandılar. Ve maalesef enkaz altında kalıp hayatını kaybeden 3 kişi oldu. Bu açıdan özellikle hasarlı binalara kesinlikle yetkililerin onay vermediği binalara herhangi bir eşya almak için de olsa girmemekte fayda var. Son olarak sel konusuna geleceğim. Sel de depremle birlikte aslında ülkemizde en sık karşılaştığımız afetlerden bir tanesi. Yine bölge itibariyle özellikle kıyı ilçelerimiz Hopadır, Arhavi'dir, zaman zaman işte Bozka'da büyük sel afetleri yaşandı, yaşanmakta maalesef. Tabii burada da hani afetin büyüklüğünü etkileyen faktörlerden, olayın büyüklüğünden bahsetmiştik ama gerçekten de yağışın miktarı da çok çok önemli olabiliyor selde. Bazen metrekareye işte 500 kilogram yağış düşebiliyor, daha fazla yağış düşebiliyor çok kısa süre içerisinde. Bu da tabii derelerin, nehirlerin taşmasına sebebiyet verebiliyor. Tabii dere ve nehir selleri en yaygın bildiğimiz özellikle Karadeniz bölgesi açısından binlerce derenin olduğu bir bölge ve burada da çok sık bir şekilde sel olayları karşımıza çıkıyor. Burada şehir selleri söz konusu. Tabii dağlık alan kuru vadi, kıyı seli, baraj seli de var ama şehir selleri son dönemlerde çok daha sık karşımıza çıkıyor. Yani herhangi bir şekilde dere, nehir olmadan doğrudan şehirlerin, az önce Adıyaman'dan örnek vermiştim, yani toprak alanlarının azalması şehirlerde, artık yeşil alanların azalması, her yerin, birçok yerin betonarme, beton yığınına dönüşmesi diyelim. Ne oluyor? Altyapıyla birlikte, altyapının yetersizliğiyle birlikte, belki işte bu plansız şehirleşme, fazla göç, birçok unsuru burada sayabiliriz. Yağın aşırı miktarda, yağış yüzeyde kalıyor. Yüzeyde kalan yağış da maalesef işte yağışla birlikte daha alt kodlara giderek yine sellere sebebiyet verebiliyor. Yani Adıyaman'da da seli görüyoruz, Şanlıurfa'da da seli görüyoruz, Kahramanmaraş'ta da görüyoruz, Artvin'de de, yani Türkiye'nin artık neredeyse Ankara'da da her yerde sel afetleri, sel olayları afete dönüşebiliyor maalesef. Yine selle ilgili tabii organizasyonel anlamda yapılması gereken çok şey var. Özellikle bu konuda yerel yönetimler, yani tüm afetler üzerinde birinci dereceden hani sorumluluk aslında yerel yönetimlerde. Burada imar planlarından tutunda değil mi? Hani birçok konuda yerel yönetimlerin sorumluluğu çok çok fazla. Burada mesela sel suyuna rahatsız olan bina şeklinde, yanılıyorsam Dizeli'ydi, öyle hatırlıyorum. Derenin her şey üstüne inşa edilmiş bina. Yaklaşık 9 katlı. Ve imar hafından faydalanmak istediler. Daha sonra haberlere düştü konu. Ve haberlere konu olduktan sonra, ülke gündemine oturduktan sonra haftan faydalanamadılar diyebiliyorum ve yıkım kararı alınmıştı. Yani bir yerde işte az önce dedik ki hani insan unsuru çok çok önemli. Yani burada her ne kadar tabii ki yerel yönetimler de buna izin vermemeli, yıkım kararı almalı. Ama işte oy kaygısı birçok faktörden kaynaklı olarak maalesef bunları yapamıyorlar ama yine de derenin üstüne bu binayı diktikten sonra, işte yakın yerlere bu yerleşimler yapıldıktan sonra birkaç örnek daha vereceğim. Bu da Kahramanmaraş'ta olmuştu. Yine sel olayı. Bodrum katta yaşıyorlar. Tabii yine fakirlik ve az gelişmiş yere belki örnek verebiliriz ama yani Bodrum katta muhtemelen maddi durumu kötü olan insanlar yaşamak zorunda kalıyor. İstinat duvarı burada yıkılıyor ve bir anne ile iki çocuğu maalesef buradan sel suyundan kaynaklı olarak hayatını kaybetmişti. Bu da şehir selinin örnek. Venedik değil Adana demişiz. Yani bir nevi Venedik'e dönmüş ama baktığımızda tabii neredeyse yeşil alan
yok denecek kadar yok yani. Her taraf bir şekilde betonlarını yollarla birlikte de yağan su yüzeyde kalıyor. Altyapı yetersiz. Aslında şöyle bir durum var. Her kriz bir fırsattır. Yani bunu kimler söylüyor ama gerçekten de birçok krizden fırsat çıkarmamız gerekiyor. İki örnek vereceğim. Mesela 2020 yılında Elazığ'da alanlar varsa bildiler ki birçoğumuz da biliyoruz. Deprem oldu. 2020 yılının Ocak ayında. Elazığ ve Malatya'da 44 kişi hayatını kaybetti. Ama tabii daha çok yıkım Elazığ'da oldu. Elazığ o depremden sonra birçok bina dönüştü Elazığ'da. Siz Elazığ'sınız sen. Birçok bina dönüştü. Değil mi? Afet konutları yapıldı. Orta hasarlı yapılar belki yıkıldı. Yerine daha nezih, daha güvenli yapılar kuruldu. Ya hiç gönül istemez bunu demeyi ama yine de belki de o 2020 yılında yaşadığımız afet ve sonrasında yapılanlardan kaynaklı olarak 2023 yılındaki depremlerde en azı çok iyi bir sınav verdi. Malatya'dan birçok kişi, çevrelerden birçok kişi Elazığ'a gitti sığındı. Değil mi? Yani bu açıdan da baktığımızda hani o tür krizlerinde fırsatı çevirmekte fayda var. Yani yeniden şehirleşme, yeniden yerleşim, daha güvenli yapılar. Mesela Adıyaman'da da şu anda ben onu gördüm. Yani her taraf inşaat, yollardan geçemiyorsunuz. Altyapı, üst yapı, her taraf inşaat. Tabii şehir bir sene çekecek, iki sene çekecek ama ondan sonra artık belki aşırı yağışta sene sebebiyet vermeyecek. Herhangi bir depremin insanlar korkmayacak çünkü binalar yıkılmayacak. Yani afetlere, birçok afete daha dirençli bir şehir, kent haline gelmiş olacak. Burada da yine baktığımızda kaderden yola çıktık. Bu kader mi? İşte Batı Karadeniz'deki seller. Ülkemizde son dönemlerde, yani son yüzyılda yaşadığımız en büyük sel felaketiydi. 2021 yılında Kastamonu, Bozkurt'ta, Bartın'da ve Sinop'ta 3 ili etkileyen sel felaketi meydana gelmiş. Yaklaşık 100'e yakın kişi hayatını kaybetti burada. Kayıplar da var tabii işlerinden. Tabii baktığımızda hani bu Taşkın Ovası yatak genişliğine bakıyoruz. 400 metre. Bayağı bir geniş bir yatak genişliği var ama ne oldu? İnsanlar geldiler yavaş yavaş. Nehir kenarına, dere kenarına yerleşelim. Manzaralı evler olsun, işte dereyi görsün, güzel falan. Yavaş yavaş daralttılar. Ta ki 15 metreye kadar daraltılmış ve aşırı bir yağışla birlikte ne oldu? Nehir taşmaya başladı, sığmadı, taştı. Ve akabinde de şu görüntü oluştu Bozkurt'ta. Maalesef çok üzücü, çok ürkütücü bir sahne. Bunu tabii zaman zaman Sopa'da da yaşadık bu tür görüntüleri, yani şehrimizde. Ama gerçekten de hani aslına baktığımızda afete yol açan unsur insan, insan unsuru. İşte böyle yanlış yapılaşma, yanlış şekilleşme, insanların hatalı davranışları maalesef afetlerle sonuçlandırıyor birçok şeyi. Sel esnasında yapılması gerekenler, tabi bireysel olarak hani yapılar işte kum torbalarıyla böyle ağır şeylerle belki bir şekilde korunabilir diyelim. Selde daha yüksek yerlere çıkmak, daha güvenli ama yüksek yerlere çıkmakta fayda var. Sel suyundan kesinlikle karşına karşıya geçmemek gerekiyor çünkü bilemiyoruz. Her an çukurlar olabilir, dibini göremiyoruz sonuçta. Geceleri sel suyuna yönelik etmemek gerekiyor. İşte geçtiğimiz yıllarda baraj şantiyesinde, orta yanmıyorsam bir araç sel suyuna kapılmıştı gece. 4 kişi hayatını kaybetmişti Akvim'de. O açıdan tabii hem gece yağışlı havalarda, tabii özellikle bölgemiz için kaya düşmeleri, heyelanlar, işte sel konusunda da mümkün olduğu kadar tabii trafiğe çıkmamakta fayda var. Depremleri önceden haber alamıyoruz. Erken uyarı sistemleri yaklaşık 8 saniye, 10 saniye öncesinden geliyor. Bunların hani bize ulaşması, bizim kendimizi bir şekilde tahliye etmemiz söz konusu olmuyor ama meteorolojik olaylarda, meteorolojik afetlerde tedbirlerimizi alabiliriz. Mesela işte birkaç gündür birçok şehrimizde kar yağıyor. Arazide çobanlar, vatandaşlar mahsur kaldı, hayatını kaybedenler var değil mi? Sosyal medyada, haberlerde görüyoruz. İşte az önce bahsettiğim gibi yani güvenlik farkındalığı, yani risk algısı, güvenlik kültürü algısı buralar da ortaya çıkıyor işte. İlla ki bunları hep deprem üzerinde düşünmeyeceğiz. Yani ben tatile gideceğim, Trabzon'dayım ve bakıyorum yağış var, aşırı yağış. Ordu'da, Rize'de, Ordu'da, Giresun'da yola çıkmıyorum. Yağış var, sel riski var, uyarı var, meteoroloji uyardı, afet uyardı, sel riski var. Çıkma kardeşim, çıkmak zorunda çıkma. Niye kendini riske atıyorsun? Kendine, ailene, çocuklara niye riske atıyorsun? Çıkmayacaksın.
Burada da tabii aynı şey geçerli. Yani şu ana kadar genelde valiler işte kardan kaynaklı olarak işte izinler, tatiller veriyor ama aşırı yağışlı havalarda da özellikle il bazında, bölge bazında çeşitli tedbirler alınabilir. Yani personele izin verilebilir. Mümkün olduğu kadar insanların dışarıdaki faaliyetleri kısıtlanabilir. Çünkü orada bir kişinin de hayatını kaybetmesi bizim için çok çok üzücü olabilir. Evet, elektrik kaynaklarından uzak durulmalıdır. Yani elektrik çarpabilir. Bu da tabii yine yakın zamanda bizi çok üzen, derinden etkilen olaylardan bir tanesi maalesef. Bazen pamuk ipine bağlı yaşıyoruz gibi. Ülke maalesef öyle. Bu açıdan da işte tedbir alınmaması, yetkililerin gereken özeni göstermemesi neticesinde iki tane gencecik insan maalesef kameralarda da gördü. Herkesin gözünde akıma kapılıp hayatını kaybetti. Bu açıdan tabii sel sularında da yine elektrik kaynaklarından uzak durmaktan fayda var. Ayak bileklerimize kadar olan sular bizi sürükleyebilir. Bazen birçok videoda görüyoruz, vatandaşlar karşıdan karşıya geçmeye çalışıyorlar. Ama sel suyuna girmek gerçek anlamda çok riskli. Dizimize kadar olan bir su bir aracı sürükleyebiliyor. Ki aracı sürükleyebilen, iş makinalarını sürükleyebilen sel suyu bizi niye sürüklemesin? Bu bağlamda tabii hassasiyet göstermek, dikkat etmekte fayda var. Zehirli sular, kanalizasyon suları yine bunlar risk unsur olabiliyor. Senle birlikte bunlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Konut su terk ediyorsak eğer bu esnada yine elektrik, gaz, ramanlarını falan kapatmakta fayda var. Pilli fener yine kullanmakta fayda var. Otoriteler geri dönüm çağrısı yapmadıktan sonra ya da otoriteleri dinleyip de tekrardan bölgemize dönmekte fayda var. Yine çizmeler, su geçirmez ayakkabıların kullanılması, sigorta yapılmışsa sigorta işlemleri kapsamında yine ikametin fotoğraflarının çekilmesi hasar tespiti açısından önem arz edecektir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Yine yiyecekler, bunlar konserve olsa bile kullanılmaması gerekiyor. Yani sel suyuyla kontamine olmuş, bulaşmış olan herhangi bir yiyecek ya da içecek mutlaka çöpe atılmalı ve kullanılmamalı. Sel suyuyla birlikte sürüngenler, yılanlar ya da farklı şekilde hayvanlar da sel suyuyla birlikte ikametlere girebilir. Bunlara karşı hassas olmakta, duyarlı olmakta fayda var. Savunmasız gruplarımız bahsetmiştik az önce. Bunlara karşı da yine özel olarak ilgi göstermekte fayda var. Genel olarak baktığımızda tabii bir şeyler yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Risk aldığımızı yüksek tutabiliriz. Her türlü afet ve acil durum üzerinde, belki trafikte, belki yangın üzerinde, belki deprem üzerinde, belki meteorolojik uyarıları dinleyerek, takip ederek yağış, heyelan, sel gibi olaylara karşı kendi tedbirlerimizi, önlemlerimizi alıp daha az zarar görebiliriz açıkçası. Bu bağlamda kendimiz ve ailemiz başta olmak üzere afet ve acil durum güvenlik kültürünü oluşturmak zorundayız. Bunu biz bu kültüre sahip olmamız gerekiyor. Belki öğrencilerimizse bu kültürü aşılamak gerekecek. Belki çocuklarımıza, yeğenlerimize bunu mutlaka aşılamamız. Yani risk kavramını öğretmek gerekiyor. Riskli ya da risksiz. Bu riskli ise buna yanaşmamak gerekiyor. Bunu bir şekilde çocuklardan başlayarak yine bir kültür haline getirmeliyiz. Çünkü kültür biliyorsunuz 3 yılda 5 yılda oluşmuyor. Uzun vadede oluşacak bir şey. Bu yüzden de herkesin hassasiyet göstermesi gerekiyor. Eğitimler almak işte tabii bu tür eğitimler umarım faydalı oluyordur. Faydalı olacaktır mutlaka. Bunların sürdürülebilir kılınmasında fayda var. Tatbikatlar yapmak gerekiyor. Yine aile iş yeri planı hazırlamak, bu planları bir şekilde uygulamaya çalışmak önemli. Sigorta sistemine dahil olmak muhtemel ekonomik kayıplarımız için önem arz ediyor. Meteorolojik afetler özelinde uyarıları takip etmek, gönüllü organizasyonlara dahil olmak, gönüllülük yani çok çok önemli, çok çok önemli bir konu. İşte şu anda AFAD'ın gönüllülük sistemi var, orman yangınları konusunda gönüllülük sistemi var, yani birçok farklı böyle gönüllülük organizasyonları var. Hangisi olursa olsun bir şekilde herhangi bir gönüllü organizasyona katılmaktan, kolektif hareket etmekte fayda var. Afet bölgesinde bireysel olarak benim gibi yapacağım hiçbir şey yok. Tek başıma. Siz de yapamazsınız tek başınıza. Hiçbir şey yapamazsınız. Ama grup haline geldikten sonra çok şey yapabiliriz. Grup içerisinde çok daha güçlü olabiliriz. Ve sürece çok daha destek verebiliriz diyelim. Temenni olarak da yüreğimizde annemleri gözyaşımız sel olmasın diyorum. Afetsiz günler diliyorum. Belge takdimi yapmak üzere Sayın Dekanımız Profesör Doktor Recep Güneş Hocamızı ve belgeleri almak üzere Sayın Doktor Resim Üyesi İbrahim Çelik Hocamızı sahneye davet ediyoruz. Teşekkür ederim.
Kendime de ben söyleyeyim isterseniz. 1981'de depremini yaşamış, 2022'de Elazığ depremini yaşamış, 2023'te Malatya depremini yaşamış birisi olarak söyleyeyim. Allah kader yazmaz, Allah kural yazar. Kurallara uyduğumuz sürece bir problem olacağını düşünmüyorum. Ama ne yazık ki ben Malatya'da yaşadığım depremlerde gördüğüm şey şu: kadere inananların yaptığı inşaatlar daha çok, daha erken çok üzüldüğüm şeydi o. Depremsiz günler diliyorum veya affetsiz günler diliyorum.